Kuzey kutbuna yakın soğuk bir yerdeki bir gölün üzeri, kış aylarında 2 metre kalınlığında buz tutuyormuş. Bahar geldiğinde ise ılık havanın etkisiyle buz kütlesi sabit bir hızla erimeye başlıyormuş. Sabit bir hızla erimesi tabi ilginç. Burada anlamamız gereken şey aslında şu. Buzun kalınlığı sabit bir hızla azalıyormuş. 3 hafta sonra ise 1,25 metre oluyormuş. 3 hafta sonra kalınlık 1,25 metre. S, T, buzun kalınlığının, S bu arada metre olarak ölçülmüş, zamanda T, hafta olarak ölçülmüş, evet kalınlığın zaman cinsinden fonksiyonuymuş. Fonksiyonun formülünü yazmamız istenmiş. Önümüzde gayet ilginç bir soru ve bazı ilginç bilgiler var. Mesela zaman sıfırken, S sıfırın, yani buzun başlangıçtaki kalınlığının, 2 metre olduğunu biliyoruz. S sıfır, eşittir 2. 3 hafta sonraki kalınlığı da biliyoruz. 3 hafta sonra buz eriyor ve kalınlığı 1,25 metre oluyor. ST fonksiyonunda S metre, T de yani zamanda hafta olarak ölçülmüş. 0 hafta sonra kalınlık 2 metre. 3 hafta sonra ise yani S3 1,25 metreye eşit. İsterseniz bu şekilde de gösterebilirsiniz. t 0 iken s 2 eşit ve t 3'e eşitken de s 1,25'e eşit. Zamandaki değişim artı 3. Peki zaman geçerken buzun kalınlığına ne oluyor? Kalınlıktaki değişim bu üçgen Yunan alfabesindeki delta harfi daha önce daha önceki videolarda birkaç kere bahsettim ve matematikte değişimi temsil eder. Bu değişim, eksi 0,75. Bu zaman içerisinde değişimin hızı nedir? Soruda değişimin sabit bir hızda gerçekleştiği belirtilmiş. Yani zaman geçtikçe değişim hep sabit olacak. 0. hafta ile birinci hafta arasında, birinci hafta ile ikinci hafta arasında, hatta 1,5. hafta ile 1,6. hafta arasında değişim hep aynı hızda olacak. Şimdi de kalınlıktaki değişimi zaman cinsinden yazmaya çalışalım. Evet, kalınlıktaki değişim bölü zamandaki değişim. Zaman değiştikçe kalınlık nasıl etkileniyor? Burada yazmıştık. Eksi 0,75 bölü 3 hafta. Başka bir deyişle, 3 haftada 0,75 metre. Bunu sadeleştirirsek, 75'i 3'e bölersek 25 kalır, 0,75'i 3'e bölersek de 0,25 elde ederiz. Tabi eksi işaretini de unutmayalım. Eksi 0,25 metre bölü hafta. Şimdi acaba bu bilgileri kullanarak bu fonksiyonu nasıl yazacağız? Fonksiyonun doğrusal bir fonksiyon olduğunu biliyoruz. Nereden mi biliyoruz? Değişimin sabit bir hızda olduğu söylendiği için. Evet, doğrusal fonksiyonları yazmanın bir yolu, x ve y kullanarak hatırlayacaksınız, y eşittir mx artı b'dir. Bu, eğim kesişim noktası formudur. Burada x bağımsız, y de bağımlı değişkendir. b, başlangıçtaki durumdur. Yani x sıfırken y'nin değerini verir. m ise değişimlerin oranı, yani eğimdir. Evet, burada elimizde x ve y yok, onlar yerine s ve t var. Bir bakalım. Bu, kalınlığın zaman cinsinden fonksiyonu olacağına göre, s, t eşittir, değişimin oranı, çarpı zaman artı b. b ile başlayalım. Başlangıçtaki durum demiştik. Yani s 0. s 0. m çarpı 0 artı b'den b'ye eşit olur. Ve başlangıçta kalınlığın 2 metre olduğunu bildiğimize göre s 0 yani b 2 eşittir. Artık b yerine 2 yazabiliriz. m'ye geçelim m ne olacak? Bunu da az önce bulmuştuk. Değişimlerin oranı, eğim. Yani kalınlığın zamana göre değişimi. Dediğim gibi az önce bunu bulmuştuk. Neydi? m eksi 0,25 olacak. Eğer bu iki noktayı koordinat düzleminde işaretlemiş olsaydık, bu iki nokta arasındaki eğimi verecekti. Yani bu 0,2 ile 3,1,25 noktaları arasındaki eğimi verecekti. Evet, m ve b'yi bulduğumuza göre artık fonksiyonu yazabiliriz. Şöyle laf olsun diye rengi de değiştireyim. st kalınlığın zamana göre değişime eşittir. m yani eksi 0,25 çarpı t artı b. Yani 2. b neydi? 2. İsterseniz 2 eksi 0,25t de yazabilirsiniz ve hatta aslına bakarsanız ikinci yazdığımız daha iyi oldu. Buna baktığım zaman buzun kalınlığına ne olduğunu daha iyi anlıyorum, daha kolay anlıyorum. Zaman sıfıra eşitken buz 2 metre kalınlığındaydı ve t'nin her bir birimlik artışında yani geçen her hafta ile birlikte buzun kalınlığı 0,25 metre azalıyor. 0,25'in önünde eksi var bu yüzden buzun kalınlığının zaman geçtikçe azaldığını söyleyebiliriz. Daha da iyi anlamak için gözünüzde canlandırabilmek için bu fonksiyonun grafiğini de çizebilirsiniz. Burada gördüğünüz oran bu fonksiyonun çözüm kümesini gösteren doğrunun eğimi olur. 2 ise dikey eksen kesim noktası. Tabii bu örnekte dikey eksen y yerine s'yi gösterdiği için s ekseni kesim noktası.